İriç Bulgar Galatasaray'da. Galatasaray Teknik Direktör Domenech Torrent'in takımın başına geçer geçmez ilk sıraya yazdığı 6 numara transferini bitirdi. Gomis transferini bitirerek taraftarların yüreğine su serpen sarı kırmızılılar bir süredir Fiorentina ile görüşmelerini sürdürdü. Şilili ön libero Erik Pulgar'ın transferinde de mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibiyle sıkışılmasının ardından Pulgar'ı da ikna eden Aslan, orta sahanın kalitesini oldukça yukarı çekecek bir transferi de noktalamış oldu. Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu için Fiorentina'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. Cimbom, oyuncunun sadece bu sezonun geri kalan kısmındaki ücretini karşılayacak. 2019-2020 sezonu öncesinde 12.3 milyon euro bonservisle Bologna'dan Fiorentina'ya transfer olan Erik Pulgar, 3,5 sezonda mor menekşelerle 82 resmi maça çıkarken 8 gol, 12 asiste 20 gole doğrudan katkı verdi. Bu sezon 6'sı Serie A. İkisi İtalya Kupası'nda olmak üzere 8 maça çıkan Pulgar'ın bir de asisti bulunuyor. Buffett'in bir Gomis yeniden Galatasaray'da. Kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray son olarak El Hilal forması giyen eski futbolcusu Buffett'in Gomis'i kadrosuna kattı. Yarım sezon artı bir sezonluk anlaşma sağlanan Gomis'in sözleşme bedeli ise 2 milyon 250 bin euro. Gomis bu sezon sözleşmede yer alan başarı kriterlerini yerine getirmesi halinde kontrat uzatma opsiyonuna sahip olacak. Öte yandan Buffett'in Gomis'ten de Galatasaray paylaşımı geldi. Fransız golcü sosyal medya hesabından Galatasaray antrenman formasıyla fotoğrafını paylaşarak altına "İyi haber aldığınız o an, gülümsemem her şeyi açıklıyor" notunu düştü. Galatasaray, Ross Barkley ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer sezonunda oluşturulan kadrodan memnun olmayan sarı kırmızılı taraftarları memnun etmek isteyen Galatasaraylı idareciler. Ada futbolunun dev ekiplerinden Chelsea'de top koşturan Ross Barkley'e resmi imzayı attırmak üzere. İngiliz basını bu sezon Chelsea formasıyla yeterli forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun 6 aylığına Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Orta sahanın merkezinde görev yapan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu için sözleşmede satın alma opsiyonu olup olmayacağı belirsiz. Orta saha rotasyonunu yetersiz bulan teknik patron Domenech Torrent'in Ross Barkley transferiyle takıma seviye atlatmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Sky Sports'un haberine göre 28 yaşındaki orta saha Ross Barkley, Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki en kritik takviyelerinden biri olacak. Sarı Kırmızılılar Barkley transferiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 16 turunda da fark yaratmak istiyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Ross Barkley, 33 maçta da İngiltere milli formasını terletip 6 gole imza attı. Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena oldu. Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daha önce kulübüyle transfer için prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Roman Burki, sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak bakmadı. Galatasaray'ın yeni kalecisinin Barcelona B takımından Inaki Pena olduğu öğrenildi. İsviçreli file bekçisinin başka transfer teklifleri aldığı için Galatasaray'a olumlu dönüş yapmadığı öğrenildi. Öte yandan tecrübeli eldivenin Fernando Muslera'nın kısa süre içinde geri dönecek olması nedeniyle de Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Roman Burki'nin başka teklifler aldığı ve Muslera bir ay sonra dönüyor diyerek olumsuz bir yaklaşım sergilediği kaydedildi. Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Barcelona teknik direktörü Xavi'nin genç eldiveni gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi. Galatasaray için Alvaro González iddiası. Galatasaray'da gündem transfer.
Teknik patron Dominik Torrent yönetimindeki sarı kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapmaya hazırlandığı belirtildi. Premier Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoper Alvaro González ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekibin Marsilya'ya futbolcu için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapabileceği aktarılanlar arasında yer aldı. Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin planları arasında yer almayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu ise bu seçeneği ciddi anlamda değerlendiriyor. Alvaro González'in her ne kadar önceliği Marsilya'da kalmak olsa da resmi teklif gelmesi halinde Galatasaray'a imza atmayı çok isteyeceği belirtiliyor. 32 yaşındaki İspanyol stoper Alvaro González bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev yaptı. Dünya devi Paris Saint-Germain'in yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yaz transfer sezonunda Marcelo Saracchi'nin ayrılmasıyla oluşan sol bek eksikliğini gidermek isteyen sarı kırmızılılar son olarak Patrick Van Aanholt'a karar kılmıştı. Ancak Hollandalı oyuncudan bekleri birimi alamayan Galatasaray Patrick Van Aanholt'un biletini kesti. Fransa'dan gelen haberlere göre Paris Saint-Germain'de bu sezon forma şansı bulamayan Livin Kurzawa'nın menajeri oyuncusuna kulüp arıyor. Sezon başında Kurzawa ile ilgilenen sarı kırmızılıların bu kez transferde ısrarcı olması bekleniyor. Fransız basınında yer alan haberlerde 29 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ye önerildiği ancak İngiliz ekibinin menajeri Thomas Tuchel'in bu öneriyi reddettiği belirtildi. Medya'nın haberinde Kurzawa için ismi geçen diğer kulüplerin Galatasaray, West Ham United ve Lazio olduğu öğrenildi. Fransız basınına göre Paris Saint-Germain'le kontratı 2024'te sona erecek olan Kurzawa'nın transfer şartlarından biri de gittiği kulüple en az 3 yıllık sözleşme imzalamak. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 248 maça çıkan Kurzawa, bu maçlarda 22 gol atıp 32 de asist yaparak takımlarına tam 54 gollük katkı sağladı. Galatasaray'da Dominik Torrent'in hedefi Sans. Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmezken Trabzonspor'la puan farkının 22'ye çıkmasının ardından Terim'le yollar ayrılmıştı. Hemen ardından yeni teknik direktör belli olmuştu. Başkan Burak Elmas'ın bizzat görüşerek getirdiği Dominik Torrent göreve başladı. İspanyol hoca ayağının tozuyla idmana da çıktı. Gece gündüz demeden Galatasaray'ın maçlarını izledi ve eksikleri tespit etti. Sarı kırmızılı takım hakkında kaba taslak da olsa bir fikir edinen deneyimli hocanın ilk transfer isteği de belli oldu. Gelen bilgilere göre Torrent orta sahada takımın çok daha hızlı pas yapmasını sağlayacak, oyunun defansif yönünü de eline alabilecek bir isim istedi. Başkan Burak Elmas'ın önüne koyduğu ve açığı kapatması düşünülen ismin Barcelona B takımında forma giyen, zaman zaman A takımına da çalışan Alvaro Sanz olduğu öğrenildi. Dominik Torrent yönetimle 2001 doğumlu Sanz'ın istatistik özellikleri, futbol anlayışı ve Barcelona yönetiminin kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Geçiştirme amaçlı 1,5 yıllığına teklif yapılırsa Barcelona'nın Sanz'ı kiralama ihtimali olduğunu anlattı. Sanz'ın çok ciddi bir geleceği olduğunu iddia eden Torrent, ünlü menajerlik şirketiyle anlaşmasının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Barcelona'nın tüm altyapılarında görev alan Alvaro Sanz, geçen sezon B takıma dahil edildi. Alt ligde 16 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki ön libero, ayrıca La Liga'da bu sezon 2 maçta A takım forması giydi ve bir kez de İspanya Kral Kupası'nda oynadı.